Merhabalar, Kanaliller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 7 ilmekten oluşuyor. 7-7 şeklinde taktıktan sonra 2 tane de kenar ilmeği ilave edelim. Hemen modelimin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi aldım ve kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3 ve 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Ve burada 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru ikisini birlikte kesim yaptım. Bir doladım ve bir tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar 1, 2, 3 ve 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Yine 2 ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra modelimizi bu şekilde üzerine uygulayabilirsiniz. Ben direkt başladığım için biraz ilmeklerimi sık takmışım. O nedenle biraz ilk sıram zor oldu. Tekrar bir doladım ve bir ters ördüm. Ben bu modelimi bebek battaniyesine de çok yakıştırıyorum. Ve 4 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Bir arttırma yaptım ve bir ters kenar ilmeği. Örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım ve burada ön yüzde bir ilmeğimi ters örmüştüm ve bu arka yüzde düz olduğu için düz örüyorum. Ve arttırmış olduğum ilmeğimi de düz örüyorum örgümün arka yüzünde ve diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde de bu şekilde devam edelim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2 ve 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde ilmeklerimizi soldan sağa doğru kesim yapıyoruz. Tekrar bir arttırma ve burada 2 tane tersim oldu ve 2 tersim ördüm. Tekrardan 3 tane düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru kesim yaptım. Bir arttırma ve 2 ilmeğimi ters. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi göründüğü şekilde devam edelim. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Her sırada bir tane azaltma işlemi yapıyoruz bu şekilde. Ve soldan sağa doğru 2 ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Bir doladım. Bir arttırma işlemi yaptım ve 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar 2 düz. Soldan sağa kesim yap. Bir arttır ve 3 ilmeğimi ters ör. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi görünce şekilde devam edelim. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Yine burada artık bir ilmeğimi düz ördüm. Ve tekrar 2 ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım.
Bir arttırma yaptım ve diğer ilmeklerimi ters ördüm. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi göründüğü şekilde örelim. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve kenar ilmeğimden sonra hemen hiç göz örmeden iki ilmeğimi birlikte soldan sağa kesim yaptım. Bir arttırma ve diğer ilmeklerimi ters ördüm. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Ve örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını burada ters örüyorum. Son sıramız. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Şimdi çaprazlama burada ilk modelimizi soldan sağa yapmıştık. İkinci modelimizi de sağdan sola doğru kesim yapacağız. Hemen kenar ilmeğimi aldım ve kenar ilmeğimden sonra ilk ilmeğimi ters ördüm. Ve bir arttırdım. İki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Ve dört tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ilmeğimi ters, bir arttır, iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Ve dört ilmeğimi düz ördüm. İkinci modelimizin kurulumu da bu şekilde devam ediyor. Yine örgümüzün arka yüzünde bu şekilde. Örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. Ve modelimi şu şekilde göstereyim. Büyük hali de bu şekilde. Ön ve arka yüzü. İki yönü de aynı şekilde. Bir farklı. İster bu yönü, ister bu yönü. Ben iki yönlü olduğu için bu modelimi bebek battaniyesine de çok yakıştırıyorum. Hemen hemen her türlü örgüde kullanabileceğimiz bir örgü modeli. Hırkalarda, yeleklerde, kazaklarda, süveterlerde, bebek örgülerinde ve bebek battaniyesinde de kullanabileceğimiz güzel bir örgü modeli. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.